Evet, Galatasaray nispeten forvet sıkıntısını birazcık daha çözmüş gibi bir Gomis'i aldılar. Gomis'i aldıktan sonra sağ bekte Mariano'yu aldılar. Bildiğiniz gibi Podolski de gitti. Geçtiğimiz günlerde Snyder gitti. Snyder'ın gitmesi taraftarı ayağa kaldırdı. Yönetim çok eleştiriliyor. Dursun Özbek istifa sesleri iyice yükseldi. Snyder'ın gitmesine ben Ahmet Hoca ne cevap verecek çok merak ediyorum. Çünkü geçen sene burada konuşurken Dursun Özbek'i biliyorsunuz Ahmet Çakar büyük bir şekilde takmıştı. Evet, hala da devam ediyor bu şekilde. Telefonla görüşüyoruz yani. Nereye kadar gidecek merak ediyorum diyor. Sezon başladığı zaman Ahmet Çakar'ın yorumlarını ben de merak ediyorum. Tabii Snyder'in yerine kim gelecek? O boşluk doldurulur mu? Biliyorsunuz Belanda'yı aldı Galatasaray bir de. Belanda da dünya ünlü futbolcu. Çok yetenekli. Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe ile de ismi anılmıştı ve Belanda geldi. Galatasaray geçen hafta ilk maçına çıktı. Avrupa Ligi ön eleme maçına çıktı. Çıktığı takım Norveç Ligi'nden Östersunds. Evet. Telaffuz edemiyorum. Ben ilk defa duydum. Zaten bu Östersunds denilen takım da Avrupa'daki ilk maçına çıktı. İlk Avrupa maçıydı ve ilk Avrupa maçında Galatasaray'ı yendi. Bu da Galatasaray taraftarları arasında büyük bir tepkiye yol açtı tabii ki. Böyle bir takıma nasıl yeniliriz diye. Ortada oynanan iyi bir futbol da yoktu. Ben maçı da izledim. Yapılan transferler ne kadar yerini doldurdu belli değil. Çünkü Bruma gitti. Snyder oynatılmadı. Zaten o da gitti. Podolski yok. Gomis geldi. Pek varlık gösteremedi. İlerleyen zamanlarda tabii göreceğiz. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz bu maçın rövanşı var. Galatasaray şayet elenirse ki kimse elenmesini istemez. Avrupa'da bütün takımlarımızın boy göstermesini istiyoruz. Böyle olursa tabii ki Galatasaray yine kötü günler bekliyor diyebiliriz. Galatasaray'da Snyder gitti. Snyder enteresan bir şekilde gitti. Bunu da Dursun Özbek açıkladı. Yani Türkiye'de başka hiçbir takımda oynayamayacak maddesiyle gitti. Şayet oynarsa 20 milyon euro tazminat öder diye. Bunun da şöyle tepkileri tabii ki doğdu. Madem böyle bir adamı siz istemiyorsunuz, diğer takımlar neden oynatmasın? Demek ki sizde bir basiretsizlik, beceriksizlik var. Siz oynatamıyorsunuz diye taraftar tabii ki diğer takım taraftarları olsun, kendi taraftarları olsun ayağa kalktılar.